Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Lale Gül TV ile Lale Gül FM ortak yayınında yeni bir ana haber bülteninde daha sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Mustafa Balayevi. Bugün 25 Kasım Perşembe ve olan biten her şeyi ekranlarınıza taşımaya gayret göstereceğiz. Sevgili izleyiciler, tabii artan döviz kuru nedeniyle hepimizin çok merak ettiği bir durum var. Nedir o? Asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? Hakikaten heyecanla bekliyoruz. Çünkü bu bilgi önemli ve 4000 liranın altında olmaması konusunda kamuoyunda ciddi bir talep var. Tabii çeşitli sendikalarda bunu dile getiriyorlar. 5200 diyen var mesela. Hani o kadar olur mu bilmiyorum ama bir 4000'in altında olmayacağını biz de kuvvetli ihtimal olarak söyleyebiliriz. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Türk İş'le uzlaşmaya hazırız dedi, yakınız dedi ve asgari ücret toplantısının tarihini duyurdu. Tespit komisyonu 1 Aralık'ta asgari ücreti görüşmeye başlayacak. Asgari ücret hepimizin bildiği gibi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Son günlerde yapılan açıklamalarla beklentiler yönünde yeni bir düzenlemeye gidileceği vurgulanırken bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Evet, tabii çok aç. Bakan Vedat Bilgin yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirleneceğini anımsattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Toplantı yüz yüze gerçekleştirilecek. Bakan Bilgin asgari ücret meselesini uzlaşıyla çözmek istediklerini belirtti. Son günlerde önümüzdeki mesele orada bir uzlaşmayla asgari ücret konusunu çözmektir. Asgari ücret konusunda da Sayın Başkan'ın tavrı çok açık. Emeği koruyacak. Çünkü asgari ücret hepimizin bildiği gibi adı da üzerinde Türkçe çok güzel tanımlanmış. Asgari ücret, minimum wage dedikleri yavruların. Bu rakam toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek. Burada emekçiler sahipsiz değildir. Devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır. Kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkan'la bu konuda uzlaşma içerisindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplandı bugün ve toplantının ardından da Sayın Devlet Bahçeli bir açıklamada bulundu. Ve faiz ve rant lobileriyle sonu cefa da olsa, sefa da olsa asla eyvallah etmeyeceklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bahçeli'nin gündeminde döviz kurlarındaki yükselişin ardından yaşananlar ve erken seçim konusu vardı. Erken seçim falan yoktur. Bahçeli faiz lobilerine eyvallah etmediklerini ve asla etmeyeceklerini söyledi. Kararlılıkla ve ikazla hatırlatırım ki Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir. Türkiye zilletin uçurumuna asla çekilemeyecektir. Cumhur İttifakı alayını birden göğüslemeye, Türk milletinin bağımsızlık onurunu yere düşürmemeye yeminlidir. İçinde bulunduğumuz riskli süreç, siyasi ve ekonomik beka mücadelesinin kahramanca vatan ve millet sevdasıyla icrasını şart koşmaktadır. Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı sol ve marjinal grupları sokağa sürüp milletimizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu lekeli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde katlanacaklardır.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, o da bugün açıklamalarda bulundu ve ittifaklar konusunda acele etmediklerini söyledi ve bir de şu ifadeyi iliştiriverdi gündeme. Sağ partilerden üçüncü bir ittifaka destek verebiliriz dedi. Bu anlamda da İYİ Parti'nin başı çekebileceğini söyledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erbakan bazı muhalefet partileri arasında tartışılan 3. ittifaka yönelik konuştu. Erbakan ittifak konusunda aceleci olmadıklarını, seçmenin kendilerine her iki ittifaka da yakıştırmadığını söyledi. Merhum liderimizin bu sözlerini düşünerek sağ partilerden oluşan üçüncü bir ittifaka destek verebileceklerini sözlerine ekleyen Erbakan, Türkiye'de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun içinde kesinlikle ittifak yapmayacağız. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir üçüncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İYİ Parti bunun başını çekebilir. Çünkü oy oranı bakımından yüksek bir oy oranı. Mecliste grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi. Böyle bir üçüncü ittifak olmalı. Olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik açıklamasında bulundu. Tabii bu oldukça tartışılacak bir şey. Sonuçta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yapıcı muhalefetini beğeniyoruz açıkçası, onu söyleyelim. Yani en azından CHP gibi iktidar ne yaparsa yapsın istemezlik diyen, hayır diyen, doğrularını görmezden gelen bir anlayış içerisinde değil. Güzeli övüyor, güzel diyor, iyi diyor, yanlışı eleştiriyor. Bu anlamda tabii Türkiye'nin böyle bir muhalefete ihtiyacı var. Ama köprünün altından çok sular akıp da kimin ne olduğu ortaya çıktığı için, yani sağ parti dediğiniz kaç tane sağ parti kaldı? Yani hatta Türkiye'de sağ sol diye bir şey de kalmadı. Şu an siyaset dünyası bambaşka bir hal aldı. Milli ve gayrimilli ayrımında şu an siyaset. Dolayısıyla kendisine olan teveccühü boşa çıkarmamalı diye düşünüyorum. Kendi başına siyasete girmesi çok karizmatik, çok güzel, çok ilkeli bir duruş. Ama İYİ Parti'nin ismi falan zikredilmeye başlanırsa orada da ciddi hatalar meydana gelebilir. Yani şimdiden söyleyelim, biz naçizane uyaralım. Herkes siyasi dünyada hangi adımı atacağını yine kendisi bilir yani. Efendim, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, o da çok önemli bir açıklamada bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili özellikle CHP hakkında söylediği sözler çok ilginç. Dedi ki Öztürk Yılmaz, CHP 15 Temmuz'u önceden biliyordu. Yani. CHP'den istifa eden ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski yardımcısı olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pasıyla onu getirmişler orada. 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Yılmaz, konuyla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Bunu da oraya yerleştirmişler. Yılmaz, CHP yönetiminin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin öncesi hain plandan haberdar olduğunu dile getirdi. 14. kat. 14. Nerede? Katta. CHP'de 14. kat var. Hı hı. Biliyor musunuz 14. kat? Yani çok anlatılır da öyle bir kat var ben mı yok söyleyeyim, mu? 14. kat var. Yani formalite icabı orada genel başkan yardımcılar var. Bir de 14. kat var. 14. kat her ne hikmetse her şey orada dönüyor. Biz orada genel başkan yardımcılığı yapıyorsun. Sen ülkeyle ilgili... Genel başkan yardımcılığı kaçın katta? Ya onlar diğer daha başka katlarda. Başka katlarda. 14. kat var. O 14. katta mesela... Darbe girişiminden önce ben bunların darbe girişimi olacaklarını bildiklerini düşünüyorum. Çünkü Enver Altaylı iddianamesinde ne çıkıyor? 1200 defa oradaki Kılıçdaroğlu'nun özel danışmanıyla 1200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Tutuklanan. Evet. Hayır, tutuklanmadı şu anda orada özel danışman. Öyle mi? Tabii. 1200 defa tutuklu. Orada şu anda orada. 14. katta. Evet. Bunlar diğer insanlar var. Şimdi kardeşim, siz hiç çıkmayı denediniz mi mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey isimlerinden veya hiç bulundunuz mu orada?
Yani, hep anlatılır çünkü. Yani bizde hiç ya CHP ben, genel merkezden kimse olmadığı için. Ya ben açıkçası çok böyle umursamıyorum. Benim için o önemli değil. Ama orada yani kesinlikle ülkenin gündemi değil, bazı dış odakların gündemiyle hareket eden insanlar var. Evet sevgili izleyiciler, bu iddialar önemli iddialar. CHP'den gelecek cevap önemli bu konuyla ilgili. Şimdi mecliste bütçe komisyonu kuruluyor biliyorsunuz. Her bakanlık kendi bütçesiyle ilgili sunumlar yapıyor. Fakat çeşitli televizyon programlarında da bu hangi bakanlığın özellikle ne kadar bütçe aldığı ile ilgili tartışmalar da söz konusu. Şimdi dün akşam bir canlı yayında Fatih Altaylı ile Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Emek en çok bütçeyi hangi kurum alıyor sorusuna senkronize bir şekilde Diyanet dediler ve Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı da canlı yayında rakamlar vererek gerçeği bakın nasıl ortaya koydu. Hocam şimdi, Sağlık Bakanı buna cevap veriyor. Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında ilginç diyaloglar yaşandı. Eğitim hizmetlerinin bir daha... Canlı yayında en yüksek bütçeyi hangi bakanlık almış sorusu üzerine Altaylı ile Emek aynı anda Diyanet yanıtını verdi. Ilıcalı itiraz edip Milli Eğitim daha fazla deyince yine Altaylı ve Emek Diyanet'in bütçesinin daha çok olduğunda ısrar etti. Kullar bu projeleri karşılaştırma, benim evimin orada okul yok diyorsunuz. Hemen oranın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soralım. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti okul mu yapamayacak oraya? Bu yolların yanında onların yatırım bedelleri çok düşük. Yapar illaki bir şey vardır hocam. Yapasın diyoruz zaten. Ya bugün ben Beşiktaş'ı mesela biliyorum, Üsküdar'ı biliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihtiyaç belgesini biliyorum. Ne kadar okula ihtiyacı var, özel sektör ne kadarına talip, diğer devlet ne yapacak? Şakır şakır yapıyor. Reklam arasının ardından Ilıcalı, Altaylı ve Emek'in yanlışını düzeltti. Fatih Bey, 2022 Milli Eğitim bütçesi 189 milyar, Diyanet bütçesi 16 milyarmış. Onda biri yani. Biraz önce Diyanet daha fazla dediniz ya. Ya demek ne kadar yanlış bilgi verebiliyoruz ya. 189 lira, 16 milyar. Ben değerli hocalar. Nasıl düşüyor ama suratlar aşağıya, gördünüz değil mi? Ya bir de daha Öğretmenler Günü'nde ya dün 24 Kasım, 23 Kasım akşamı 81 ilden gelen 81 öğretmenle bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada kendi ağzıyla ifade etti. Yani göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini en tepede tutuyoruz. Ve şu andaki, şu en sonki bütçesi de %15'leri, %18'leri buluyor. Ve bunu da herkes biliyor. Ya nasıl böyle bir durduk yere, böyle bir yalanı canlı yayında? Bu ne sorumsuzluk ya? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Kamuoyunun önüne çıkıyorsunuz. İnsanların gözünün içine baka baka baka. Neden yalan söylüyorsunuz? Sonra özür diliyor musunuz? Sonra ya biz işte galeyana geldik diyor musunuz? Yok, hayır, maalesef. İşte bunlara böyle anında cevap vermek lazım, anında. Ben o yüzden söylüyorum, iletişim çok kuvvetli tutulmalı. Sosyal medyada bir iddia mı var? Çat, hemen cevabı. Efendim televizyon programında biri bir iddiada mı bulundu? Tak, telefonla bağlan, doğrusunu söyle. Vatandaşı galeyana getirmeye kimsenin hakkı yok. Bu gazetecilik de değil, bakın. Gazetecilik falan değil bu. Yalanla, dolanla gazetecilik yapılmaz. Bunu bir kez daha söyleyelim. Efendim, Bakırköy Belediyesi'nde biliyorsunuz işçiler eylemde ve 32. gününde Bakırköy Belediyesi'ndeki eylem. Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası, yani Belediye İş İstanbul İkinoğlu Şube üyelerine destek vermek için sendikalar Bakırköy'e akın akın gelmeye devam ediyorlar. Sayın Bayram Özkan Başkanıma. Bakırköy Belediyesi'nde haklarını alamayan işçilerin başlattığı grev 32 gündür devam ediyor. Çok sayıda sendikalı belediye binasının önünde bir süre bekledikten sonra Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi. Bakırköy işçisi yalnız değildir yazılı pankart taşıyan katılımcılar, davamız emek davasıdır, zafer direnenin emekçinin olacak şeklinde slogan attı. Greve önceki günlerde farklı illerden sendika üyeleri katılmıştı. Bugünse işçilere destek vermek amacıyla Ankara, Samsun, Giresun, Ordu, Çorum ve Tokat'tan çok sayıda sendikalı grevin yapıldığı alana geldi.
Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler türküler eşliğinde halay çekti. Belediye İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Bayram Özkan, sendika üyelerinin farklı illerden greve gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Belediye çalışanları Özkan, anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini belirterek, işçilerin 32 gündür burada mücadele verdiğini, istediklerinin sadece iş güvencesi olduğunu, ancak seslerini bir türlü belediye başkanına duyuramadıklarını söyledi. Özkan, biz Sayın Belediye Başkanı'ndan sadece alın terimizin hakkını istiyoruz. Belediye çalışanları olmazsa yaşam olmaz, dedi. Bu arada grev nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şimdi bugün tabii Cübbeli Ahmet Hocamızın biliyorsunuz haftanın sohbeti var. Saat 8'de başlayacak. O yüzden yetiştirmeye çalışıyoruz. Süremiz bugün birazcık az. Ve dolayısıyla bu sohbeti kesinlikle kaçırmayın, onu söyleyeyim. Ben de yorumlarımı kısa kısa tutuyorum ama bu olayla ilgili bir şey söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi ya CHP, onca vaatlerde bulunuyorsun, bir dünya atıyorsun, tutuyorsun, bir şeyler söylüyorsun, mutfakta yangın var diyorsun. Ya bunlar sizin belediyenizin işçileri, ya bu bir samimiyet testi değil mi? Niye ortaya çıkartmıyorsun? Bak kardeşim, ben iktidara gelirsem böyle refahı yaşatacağım. Görüyor musun? Benim sorumluluğum alanındaki belediyelerde şöyle bir icraat ortaya koydum. İşçilerimiz ne kadar memnun diye. Niye bunu yapamıyorsun? Yani bir dünya amasi nutuk atıyorsun. Görelim hadi ya. Rüştünü ispatla belediyelerde. Hodri meydan. O yüzden vatandaş, aklını başına al, kim ne yapıyor, kim ne ediyor, gör. Siyaset iyice demagoji yuvası şehrine geldi yani. Herkes laf ebeliği yapıyor, ortada fol yok, yumurta yok. İcraat var mı, yok mu? Herkes söyler, ben de çıkarım yarın siyasete girsem. Bir araba, bir ev yetmedi mi, bir yat, kat, bol keseden salla yani, ne olacak ki ya? Ağanın eli tutulmaz diye dilinde kemiği yok, ver gitsin, ne olacak yani? Ama icraat var mı? Yok. İcraat her şey. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye bir söz var ya. Ne yaptın da neyin teminatında bulunuyorsun? Namus sözü verdiniz, onun bile arkasında durmadınız. Ya vatandaş bunun üzerine size ne diye itibar etsin ya? Namus sözü kolay bir şey midir ya? Devam edelim. Bakın, bir yandan TSK, bir yandan MİT. Ortak operasyonlar yapılıyor ve terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriliyor. En son Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist daha imha edildi. Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor. MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK-KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Botan Kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. Bir süre PKK'nın TAK yapılanmasında yer alan terörist Gören'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Bu teröristlerin inlerine de giriliyor yurt içinde. Tunceli'de özellikle güvenlik güçlerince son bir yıl içerisinde düzenlenen operasyonlarda bakın. Eren 7 Mercan Munzur ve Eren Kış 6 Mercan Dağları şehit jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu operasyonlarında tam 203 sığınak, Yettimayır, mağara imha edip teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi ve imha edildi. Tunceli'de valilik koordinesinde ve il jandarma komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü mensuplarına karşı mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çerçevede şehir merkezi kırsalıyla 7 ilçe kırsalında bir süre önce başlatılan Eren Kış 6 Mercan Dağları şehit jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu operasyonu da devam ediyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının da yer aldığı operasyonda 72 timden oluşan yaklaşık 1060 personel görev yapıyor. Son operasyonunun başlatıldığı 19 Kasım'dan bu yana güvenlik güçleri, kent merkezi ve Ovacık'ta 13, Hozat'ta 1 ve Nazimiye ilçesi kırsalında 9 olmak üzere 23 sığınağın yerini tespit etti.
Bu sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden güvenlik güçleri, sığınaklardaki aramalarda bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G3 şarjörü, Bixi mühimmatı, 8 sırt çantası, 5 pil bloğu, siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu, el dürbünü, 4 küçük tüp, 1 adet 8'li pil bloğu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Güvenlik güçleri kentte 5 Şubat ve 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Eren 7 Mercan Munzur operasyonunda da teröristlerce kullanılan yaklaşık 180 sığınak ve mağarayı kullanılamaz hale getirdi. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış üstlenmelerini engellemek amacıyla güvenlik güçleri operasyonlarını karadan ve havadan sürdürüyor. Dolar uçmuş, euro kaçmış, sterlin almış başını gitmiş diyenler var biliyorsunuz. Ve Türkiye'yi boğmaya çalışanların olduğunu da biliyoruz. Bu manada iktisatçılar bilhassa bunların değirmenine su taşımaya çalışıyorlar, çabalıyorlar. Türkiye faiz illetinden, belasından kurtarılmaya çalışılıyor. Bakın her şeye rağmen Türkiye nasıl hamlelerine devam ediyor? Bunu biz demiyoruz ya. Biz desek neyse. Biz desek ya tabii öveceksin Türkiye'yi. Başka çaremiz mi var? Tabii ki öveceğiz ya. Ülkemizi seviyoruz. Canımız feda. Ama bakın insansız hava ve kara araçlarında Türkiye biliyorsunuz ciddi anlamda çığır açtı. Ve bu konuda da sınıfında artık liderliğe doğru yükseliyor. Ve Amerikan dergisi Forbes, Amerika'nın en güçlü rakipleri arasında iki ülkeden birinin Türkiye olacağını söyledi. İnsansız hava araçları üzerine çalışan ve bu konuda da sürü birlikler, küçük İHA'lar dünyayı nasıl fethedecek adlı kitap çıkaran David Hambling, Forbes dergisi için kaleme aldığı yazıda Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği insansız kara araçlarını inceledi. Yapay zeka ve görüntü işleme yazılımları kullanmaktadır. Amerika'nın İHA'larının gücünden uzun uzun bahseden Hambling, bu askeri teçhizatların tatbikatlarda kullanılmaya başlandığını belirtti. Görüş yazısına Amerikan ordusu içerisindeki subayların İHA'lar hakkındaki düşüncelerini de taşıyan yazar, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu konuda en ciddi rakip olaraksa sadece Rusya ve Türkiye'yi gösterdi. Rus İHA'ları dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddiye alması gereken başka bir rakibi daha olduğunu kaydeden Hambling, şu an olmasa bile Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda tıpkı SİHA'larda olduğu gibi bu piyasanın önemli gücü olacağını vurguladı. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarının seri üretimine yönelik imzalar 9 Kasım'da atılmıştı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Muharebe ortamında amacımız kuvvetlerimizin hasımlarına korku salan ve onları alt eden bir imkana kavuşması, görünmeden gören, sezilmeden sezen, vurulmadan vuran bir yapıya kavuşması" ifadelerini kullanmıştı. Yerli aşıyı bekleyenler müjde. Müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Biliyorsunuz bizim de bir aşımız var. Türkovak. Aynı Sinovac gibi ama bizim yerli ve milli imkanlarla yaptığımız bir aşı. Bununla ilgili uzun zamandır gönüllülük çalışmaları devam ediyordu biliyorsunuz. Bakan Koca Türkovak için acil kullanım onayının başvurusunun yapıldığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif COVID-19 aşısı Türkovak için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Türkovak, bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını diledim. Efendim bugün Milli Güvenlik Kurulu da toplanmıştı. 3 saat sürdü toplantı ve tabii ki ekonomi gündemi de ağırlık kazandı. Ve ihracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi denildi MGK sonrası yayımlanan karar metninde. Yani Türkiye her şeyi not ediyor, bir kenara yazıyor, bunları unutmuyor ve Türkiye hamlelerine de devam ediyor.
Türkiye'yi yalnız zannedenler var, bütün bir dünya. Ama onlar da gerçeği çok kısa bir sürede öğrenecek. Bunu biliyoruz. Şimdi dün bir haber çıkmıştı. Metroda elinde ekmek bıçağıyla bir kadını biliyorsunuz küfürler savuruyordu, tehdit ediyordu. O kişi gözaltına alındı. Ve o zanlının 20 ayrı suçtan kaydı vardı. Adliyeye sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 24 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe'de metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, yapılan araştırmalarda görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı, paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın EY olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır denildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan EY'ye daha sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Dün bu haberi vermiştik. Meteoroloji uyardı, kar yağışı geliyor demiştik. Batı'da da havalar oldukça soğumaya başladı. Ve bu tarz haberleri aktarmayalı uzun bir zaman oldu. Kar nedeniyle yollar da kapanmaya başladı. Özellikle Tokat-Sivas Karayolu'ndaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas Karayolu'ndaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidine ulaşım aksıyor. Polis ekipleri yağış dolayısıyla araçları kent merkezinin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonu önünde bekletti. Tipinin etkili olduğu Kızılmış ve Çamlıbel geçitlerinde de karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açılan yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Uzmanlar güvenli bir yolculuk için sürücüleri kış bakımları konusunda uyarıyor. Ve sonbaharın güzelliğini de ekranlara taşıyoruz. Tabii sonbahar da bitiyor artık. Yavaş yavaş kış mevsimine doğru giriyoruz. Ama Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedi Gölleri'ne götüreceğiz şimdi sizleri. Sonbaharda Yedi Gölleri 100 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İşte o güzel manzara. %65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun orman denizi olarak bilinen Yedi Göller Milli Parkı'nda hazan mevsiminin son günleri yaşanırken yüksek kesimlerde yağan karla birlikte kış mevsimi hakim olmaya başladı. İsmini bünyesinde barındırdığı Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İne Göl ve Sazlı Göl isimli Yedi Göl'den alan Milli Park, sonbaharın yoğun yaşandığı Eylül ayının sonundan itibaren yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı tatilci ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park etmekte zorlandı. Bölgede görev yapan jandarma ve milli park görevlileri sık sık tatilcilere park uyarısında bulundu. Günübirlik veya milli park içerisinde bulunan bungalovlarda, çadır ve karavanlarda konaklamak için gelenler, tatillerinin keyfini kuş seslerinin, yeşilin, sarının ve kahverengi tonlarının hakim olduğu, milli park içerisinde göllerin, şelalelerin, Gülen Kaya'nın ve Dilek Çeşmesi'nin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdi. Doğa koruma ve milli parklarla jandarma ekipleri, milli parkın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, tatilcilerin araçlarında kış lastiğinin bulunması gerektiğini, kış lastiği olmayan tatilcilerin sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu. Gidemesek de en azından ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Bugün saatler 20'yi gösterdiğinde Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin haftanın sohbetini kaçırmayın uyarısını bir kez daha hatırlatmasını yapmış olalım. Ana haberi noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde inşallah bu ekranda, bu frekansta yeniden görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.